biz romancıyız ama ülkemizde yaşayan insana anlatmak için ya da dünyada yaşayan herhangi bir bireyi anlatmak için tarihi bilmemiz gerekiyor. Çünkü tarihi anlamadan bugün anlamak mümkün değil. O romanda yarattığımız karakterlerdir. O karakterler eğer var olursa o gerçek bir romana dönüşürsün. O mecliste yer alan insanlar Kürdistan Meclisi diye anılıyor. Şimdi Kürdistan Meclisi desen adamı ne yapar? Hapis atarlar yani anında. Yani Lazistan diyor mesela. İnanabiliyor musun? Bu terimler var yani. Her çeşit insan var orada. Yani taşlaklar var, Arnavutlar var. Tabii bir rengarenk. Ahmet abi başlayalım mı? Hadi başlayalım ya. Manzaraya takalım. Gözgok çok güzel ya. Evet değil mi? Bugün sizin romanınız Elveda Güzel Vatanımı konu alarak, merkeze alarak İttihat Terakki konuşmak istiyorum sizinle. Evet. Tabii biz tarihçi değiliz ama tarih bilen edebiyatçılarız. Evet. Tarihteki hikayeler sizin de benim de her zaman çok ilgimi çekiyor. Ve iddiatçı karakterlerin hepsi edebiyat için uygun, hatta çok sinematografik karakterler. Ben mesela çok hatırat okudum. Tarih bilgimin çoğu bu anı kitaplarından geliyor. Tarihçiler Türkiye'de böyle anı kitaplarını biraz şey yapıyorlar, hani B sınıfı gibi kategorize ediyorlar ama evet. Bence öyle değil. Bu da bir edebi tür ve çok öğretici şeylerle dolu, insan hikayeleriyle dolu. Uzun süredir iddiat ilgimi çekiyor ve okumalar yapıyorum. İnşallah bir roman da hazırlığı içerisinde. Çok güzel olur. Yani ben de pek çok tarihi konuları romanlaştırdım ama onu bir ayırmak lazım. Biz tarihçi değiliz. Böyle bir iddiamız yok. Tarih ciddi bambaşka bir disiplin. Biz romancıyız ama ülkemizde yaşayan insana anlatmak için ya da dünyada yaşayan herhangi bir bireyi anlatmak için tarihi bilmemiz gerekiyor. Çünkü tarihi anlamadan bugün anlamak mümkün değil. Tarih çünkü bir şekilde bizde yaşamaya devam ediyor. Yani şimdi birazdan İttihat Terakki konuşacağız ama İttihat Terakki aslında şu anda bizim yazdıklarımızda, bizim yaşamımızda varlığını sürdürüyor bir şekilde. Ya imrenilecek bir İttihat ve Terakki romanınız var Elveda Güzel Vatanım. Bu romanı yazma fikri ilk aklınıza ne zaman, nasıl düştü? İttihat ve Terakki romanını yazmak fikri aslında tümüyle şundan kaynaklanıyor. Gerçekten İttihat ve Terakki nedir? İttihat ve Terakki ne yaptı? Olumlu bir örgüt müdür? Olumsuz bir örgüt müdür? Neyin sonucunda kurulmuştur? Bütün bunları öğrenmek istiyordum. Aslında bu kitabı yazma nedenim benim o. Çünkü ben bir roman yazacağım zaman genellikle hiç bilmediğim konuları seçiyorum. İttihat Terakki de bunlardan biriydi. Yani şimdi diyeceksin ki bunca yıllık politik hayatın içinde bir adamsın ve ya İttihat ve Terakki yıllar sonra 50 yaşında mı keşfettin diyeceksin. Maalesef bizim garabetimiz de bu. Kendi ülkemizi bilmiyoruz. Rus devrimini daha iyi biliyordum. Rus tarihini daha iyi biliyordum ama kendi tarihimizi inanılmaz bir şekilde bilmiyordum. Benim için bir eksiklik. Bu romanı yazarken yapacağım çalışmayla ve gezeceğim yerlerle İttihat Terakki'yi öğrenmek istedim açıkçası Eyüp'cüğüm. O yüzden ben bu romanı yazdığımı net söyleyebilirim yani. Kendim öğrenmek için. Siz de böyle çok derinlikli, çok güzel bir karakter yaratmışsınız. Şehsuvar Sami. Evet, sağ ol. Teşekkür ederim. Şehsuvar Sami'yi yaratırken hangi iddiatçılardan feyiz aldınız? Aslında önce bir yoğun okuma gerçekleştirdim İttihat Terakki ile ilgili. Kitabın arkasında da geniş bir kaynakça verdim. Kim bu adamlar yani onu anlamak lazım. Çünkü iddiatçılar dendiği zaman bir profil çıkarabiliriz. İşte çok vatansever insanlar, ülke için ölümü göze alabiliyorlar, çok cesurlar, hukuku da çok takmıyorlar. Yani çekip insanları patır kütür vurma eğilimleri var. Fedailer kısmı özellikle öyle. Klişeler bütünü bu aslında. Gerçekte bir karakter yaratacaksa romancı bence asıl mesele budur zaten. Yani biraz önce konuştuk ya tarihçilerden bizim farkımız odur. Tarihi olayların İnsanlar üzerinde, bireyler üzerindeki etkilerini anlatırız. Yani Tolstoy da Savaş Barış da bunu anlatmıştı. Asıl meselemiz yani bir romanı başarılı kılan o romanda yarattığımız karakterlerdir. O karakterler eğer var olursa o gerçek bir romana dönüşür. Ben Şehsuvar Sami'yi yaratırken kendime baktım. Çünkü ya ben bir iddiatçı değilim elbette. Ama sonuçta bir devrimciydim ve 14 yaşından 30 yaşına kadar profesyonel devrimci olarak ön saflarda bulundum. Bu ne demek? Vurulmak demek. Yaralanmak demek, silahlı çatışmalara katılmak demek, sürgüne gitmek demek, yasa dışı pasaportla yurt dışına çıkmak demek. Yani iddiatçıların yaşadığı pek çok şeyi yaşadım. Dolayısıyla Şehsuvar Sami'yi anlatırken kendi duygularımı anlattım. O yüzden de Şehsuvar Sami gerçekçi oldu. Yani benim yaşadığım dönemle İttihat Terakki'nin bulunduğu dönem arasında aslında 1908'de benim 1978 arasında 70 yıl. 70 yıl sonra. Ama değişen aslında çok fazla bir şey yoktu. Dolayısıyla kendimden yola çıktım. Ama bu benim bulduğum bir şey değil. Shakespeare'de aynı şeyi söylüyorlar. Kendimi Shakespeare'le işte gördüğüm için yanlış anlamasın böyle değerlendirmiyorum. Ama Shakespeare'e soruyorlar. Ya diyorlar sen hiç Kıbrıs'a gitmedin ama Otello'yu yazıyorsun mesela. Veyahut hiçbir insan öldürmedin ama katili yazıyorsun. Yani Yahudi değilsin ama Venedik tacirini yazıyorsun falan. Nasıl yazıyorsun? İçime bakıyorum çünkü içimde hepsi var. Bende ise ya Şehsuvar Sami tam olarak içimde vardı. Çünkü ben de Şehsuvar Sami gibiydim. O dönemin adanmış kuşağıydım. Şehsuvar Sami karakteri buradan yola çıkarak yaratıldı. İddiatı yaratan koşulların hemen öncesi nasıldı? Evet aslında tabii bu çok önemli. Çünkü hani
Victor Hugo'nun büyük lafı vardır. Zamanı gelen düşünceden daha güçlü hiçbir şey yoktur. Zamanı gelen düşünce. İttihat ve Terakki de zamanı gelen düşünce. Ne demek istiyorum? 1299 yılında Osmanlı İmparatorluğu kuruldu. 600 yıllık bir imparatorluk aşağı yukarı bahsediyoruz. Tam Osmanlı kurulduğundan 100-150 yıl önce Avrupa'da başka bir hanedan vardı. Habsburg Hanedanlığı. Aslında Osmanlı ile Habsburg Hanedanlığı sürekli çatışma ve çelişme içerisinde gelişmiştir. Zaman içerisinde Osmanlı İmparatorluğu yükseldi. Gerçekten büyük bir cihan imparatorluğuna dönüştü. Ve yükselmenin sonunda da çürümeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu toprak kaybediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda borçlar artıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun işleri yolunda gitmiyor. Habsburg Hanedanlığı parçalara ayrılıyor. Reformlar yapılmaya başlıyor. Ve işte bildiğimiz ne oluyor? Asıl en önemli olaylardan bir tanesi Fransız İhtilali. 1789 yılında krallık, monarşi kaldırılıyor. Monarşinin yerine cumhuriyet kuruluyor. Bizde bu gerçekleşmiyor. 1839'da Tanzimat Fermanı var. Bu çok önemli. Yani çünkü bizzat padişah bile Abdülhamid bile diyor ki ya artık bizim reform yapmamız lazım. Yani olmuyor. Yani gitmiyor. Tıkandı toplum. Ardından gerçekten de birinci meşrutiyet ilan ediliyor. Abdülhamit iş başına getiriliyor 1876. Fakat 2 yıl sonra gönlü bundan razı değil. Rus savaşını bahane edip kaldırıyor. Ondan sonra 30 yıl sürecek bir monarşi dönemi başlıyor. İstibdat dönemi dediğimiz dönem başlıyor. İşte İttihat ve Terakki'nin kurulmasının temelindeki neden bu istibdat dönemini ortadan kaldırmaktır. Ne zaman kuruldu İttihat ve Terakki? 1889 yılı. Bak, tam 100 yıl sonra. 100 yıl sonra. Yani Fransa'da devrim oluyor. Bizde devrimi yapacak örgüt, daha devrim değil, devrimi yapacak örgüt 100 yıl sonra kuruldu. Kim kuruyor? Tıbbiyeli öğrenciler kuruyor. Aslında son derece naifler. İşte dönemin o Fransız devrimini anlatan felsefecilerini, politikacılarını okuyorlar. Bağımsızlık savaşlarını okuyorlar. Ulusal bilincin oluşması, bu tür metinler okuyorlar ama çok büyük bir güce sahip değiller bunlar. Ama sadece İttihat ve Terakki yok bu arada. Jön Türklerin bir kısmı bunlara katılmaya başlıyor. Genç Osmanlılar var. Hepsi aslında daha çok özgürlük istiyor. Yani Fransız devrimi modelini gerçekleştirmek istiyor. İşte bunlardan bir tanesi de İttihat ve Terakki'ye katılmış olmasına rağmen aslında biraz ayrıksı duran kim? Mustafa Kemal var ve bir takım farklı görüşleri de var onun. İttihat Terakki 1907 yılında kimlerle buluşuyor? Talat Paşa'nın kurduğu örgütle buluşuyor. Onlar çok daha etkili ve ordu içinde güçlüler. Ve böylece gerçek bir güce dönüşmeye başlıyor. İttihatçılar kendi arasında üçe ayrılıyor. Hı hı. Bir ittihatçılık var, bir cemiyetten olma hali var ki evet. Seçkin grup orada. Tabii. Bir de fedailer grubu var. Siz Şehsuvar Sami'yi fedai grubuna almışsınız. Tabii. Şeyi de müthiş anlatmışsınız gerçekten Şems Paşa'nın vurulmasını. Evet. Bize o bölümü de anlatır mısınız? Kırılma noktası Şems Paşa suikastidir. Çünkü Şems Paşa Arnavut çok katlar ve çok sadık adamları var. Ayaklanmayı bastırmak için gönderiliyor Makedonya'ya. Haber alıyorlar tabii, her şeyi biliyorlar zaten. Adamı öldürüyorlar. Abdülhamit'in en büyük korkusu bu. Zaten paranoyaktır Abdülhamit. Adamını öldürüyorlar yani, bastırsın diye yolladıkları adamı ortadan kaldırıyorlar. Niye peki ben orada Şehsuvar Sami'yi bir fedai olarak anlattım? Çünkü yani öteki yönetenler, karar alanlar sahada değil. Emir veriyorlar. Emir alıyorlar. Doğrudan sokakta, savaşın içerisinde belinde tabancasıyla dövüşen ve idealist bir insan benim için önemliydi. Çünkü ben de onlardan geliyorum. Ben de hiçbir zaman bizim partide karar veren, yöneticilik yapıp bunları yapın diyen evinde oturan bir adam olmadım. Ya da yurt dışından karar veren bir adam olmadım. Sokaktaydım. Birileri karar verdi. Ben o kararları uyguladım. Evet, bunları yaptım. Hiç pişman değilim elbette. Ama bana daha yakındı. Bir de gerçek bir karakter yaratırsam özgür olamam. Yani mesela Talat Paşa'nın üzerinden anlatabilir mi? Tabii. Enver Paşa üzerinden olabilir. Cemal Paşa, Ahmet Rıza üzerinden anlatabilirim bunları. Ama bu işi bozar. Gerçek olduğu için bu karakterler haksızlık olur. Benim de vicdanım kaldırmaz. Ama kendi yarattığım karaktere her şeyi yaptırabilirim. Ve burada başka bir şey daha yaptım tabii. Kendimden çıkıyorum değil mi? Şehsuvar Sami'nin roman merakı. Aslında edebiyatçı olmak istiyor Şehsuvar Sami. Bir de sevgilisi var. Kızı saçlı bir Yahudi kızı. Aslında kızla beraber edebiyatçı olacak bunlar. İdealleri bunlar. Fakat olaylar öyle bir düşüyorlar ki olayların içerisinde. Selanik'te çok kültürlü bir dünya. Bu karmaşık karakteri yaratmak benim çok daha işime geliyordu. Çünkü böyle anlattığım zaman Osmanlı'nın çok sesliliği, çok dilliliği, çok mesela o 24 Temmuz'da meşrutiyet ilan edildiği zaman Selanik'te onlarca dille pankart var. Bulgarca var, Yunanca var, Osmanlıca var, Fransızca var. Kimler varsa hepsi orada. Böyle bir renkliliğin içerisinden çıkan bir adam. Bak, Mustafa Kemal Atatürk'ün farkı ne? Selanikli olması. Şunu kastediyorum, Avrupalı. Bu Avrupalı olduğu için de o Fransız devrimini en fazla anlayan kişi, o dönemki filozofları, politik adamların metinlerini okuyan adam. O nedenle roman Selanik'te başlamalı ve Selanikli biri olmalıydı. İşte o Şehsuvar Sami'ydi. Aslında tabii o Şehsuvar Sami sonuçta Antepli Ahmet Ümit'e dayanıyor. Orduda örgütlenmesini tamamlayınca İttihat Terakki, önce Enver Paşa dağa çıkıyor. Ardından Resen Niyazi Bey, evet, dağa çıkıyor. Onun ardından da Ohrili Kemal Bey çıkıyor. Evet. Bunun üstüne Abdülhamit meşrutiyeti ilan etmek zorunda, evet, kalıyor. Tabii. Bu fon Osmanlı'da neyi değiştirdi?
Bu neyi değiştirdi? Şunu değiştirdi. Bir kere meclis geldi. Meclis inanılmaz bir meclis. Herkes var. Bugünkü meclisten daha demokratik. Yani bütün Osmanlı'da ne kadar çok uluslu çünkü. Düşünebiliyor musun? O mecliste yer alan insanlar Kürdistan Meclisi diye anılıyor. Şimdi Kürdistan Meclisi desen adamı ne yapar? Hapis atarlar yani anında. Yani Lazistan diyor mesela. İnanabiliyor musun? Bu terimler var yani. Her çeşit insan var orada. Yani Taşlaklar var, Arnavutlar var. Tabii bir rengarenk. Tam da Osmanlı bu aslında. Amaç demokrasi, hürriyet getirmek. Nedir İttihat ve Terakki'nin sloganları? Hürriyet, eşitlik, kardeşlik, bir de adalet ekliyorlar. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Yani Fransız ihtilalinin sloganları. Bizimkiler buna bir de adalet ekliyorlar. Çünkü Abdülhamit dönemi istibdat dönemi olduğu için adalet istiyorlar yani. Peki ne oldu? Oldu mu? Bir kere şunu söyleyelim. İttihat ve Terakki 1908'de meşrutiyet devrimi olduğu zaman iktidara gelmedi. İktidarı denetliyor, dışarıdan denetliyor. Ne zamana kadar gelmiyor biliyor musun? 1913'e kadar. Bak 5 yıl geçiyor aradan. 5 yıl İttihatçı milletvekilleri var, İttihatçılar her yerde. Ama karşılarında karşıt güçler de var. Ve bir çatışma içerisinde geçiyor. Ve bu süreçte İttihatçılar giderek çok enteresan bir şekilde karşıtlarına dönüşüyorlar. Karşıtları kim? Abdülhamit. Özgürlük için gelen bir siyasi hareket giderek despot bir yapıya dönüşüyor. Eskiden işte sansür var. Abdülhamit döneminde gazeteler bomboş çıkıyor denilen yerde bizim bu İttihatçılar gazeteciler öldürmeye başlıyorlar. Yani gelinen yer bambaşka bir yere evriliyor. Ve çok enteresan bir şekilde iktidarı ele geçiriş biçimleri de seçimle değil. Darbeyle. Evet, Bağ Ali baskı. 1913'te Enver Paşa atına biniyor. Bugünkü valilik, İstanbul valinin olduğu yer o zaman Bağ Ali. Orayı basıyor. Yakup Cemil de yanında. Silahlar, beylerin silahlarına giriyor komutacı. Tam o öyledir yani. Harbiye Nazırı Nazım Bey'i öldürüyorlar, vuruyorlar. Ondan sonra Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam yani başbakan yapıyorlar. Silah gücüyle. Bildiğin darbe yani ilk darbe bu sayılabilir belki. Ama onun öncesinde bu hürriyet ve itilafçıların, İttihatçılar Trablusgarp'ta savaşırken iktidarı değiştiriyorlar. Bence doğru. Birinci darbeyi hürriyet İtilafçılar yani Abdülhamitçiler yapmıştır. Bir baskın yok onlarda. Yani bunlar savaşa gidiyorlar. Hepsi gerçekten dedim ya çok namuslu ve cesur adamlar. Yani Mustafa Kemal Atatürk de orada, Enver de orada. İttihatçılar her şeyi söyleyebiliriz ama şunu söyleyemeyiz. Hırsızlık yapmıyorlar bir kere. Gerçekten kendilerince vatanseverler.